الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 23. söz, şu sözün iki mefası vardır. Birinci mefastan değil, ikinci mefastan okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Lakad halakna l'insane fi ahseni takvim. Summe radetna vesvele safilin. İlellezina menu amilu salihat. İla ahiril ayet. Sayfa 319, sözler, insan. İnsan. İnsanla alakalı size gelmeden önce çalıştım böyle. Yani çalışmadan çıkmıyor. Ders yapanlara da duyuruyor. Böyle her ders tamam ama zikretmemin sebebi, ders yapanlar çalışmadan çıkmasın. En azından kendisi istifade ediyor. Ben şuraya koy, oraya mı koy? Allah razı olsun. Şimdi derse başlamadan önce burayı ben baktım. Bir gözlük manasında cümle cümle bazı hulasalar çıkarttım. Oradan daha çabuk bakılsın diye. Okuyacağımıza daha çok sıçrama olur inşallah. İnsan kendini tanımazsa konumunu, işlevini bilemez. İnsan dersi olduğu için İnsan, insan merkezdedir. Donmuş bir et ve kemik yığını değil. Şimdi insanla alakalı bir şeyler okuyacağım. İnsan kendi konumunu, kainattaki yerini bilmezse, neyin ne olduğu, ne yapacağını, nerede duracağını da bilemez. Ve ona yapılan muamelelerini, Allah'ın yaptığı muameleyi değerlendiremez, anlamlandıramaz, o mesajı alamaz. Allah insanla iki şekilde konuşuyor. Bir kelam sıfatıyla, Kur'an'la, bir de sana özel hadiselerle. Başımıza gelen, önümüze konulan hadiseler Allah'ın bizimle konuşması, konuşturmasıdır. Nereden söylüyorum? 24. mektupta kainattaki faaliyet, kainatın konuşturması, konuşması ve konuşturmasıdır diyor. Allah bizimle konuşuyor da anlamıyoruz. Ne zaman anlarız? Kendini tanıma nispetinde anlarız. Ne kadar kendimize anlam yüklersek o zaman o mesajı alırız. Kendini tanıma nispetinde ne yapacağını, nerede duracağını ve kime karşı olacağını, sana yapılan muameleleri değerlendiremez, anlamlandıramaz, okuyamaz. Öyle saadetini yaşar. İki, ne kadar bildiğin değil, onunla ne yaptığın önemli. Ne kadar bildiğin değil, bildiklerinle ne yaptın? Bildiklerinle ne yaptın? Bazen çok gıda insanı zehirler ya. Yaşanmayan bilgiler vehim olur. Yaşanan bilgiler ilme dönüşür. İnsan kendini tanımadıkça yaptığı her şeyi anlamını yitireceğinden dolayı emeğini satmış olur. Bir daha, insan kendini tanımadıkça yaptığı her şeyin anlamını yitireceğinden dolayı fani dünyaya baki bir sermayeyi satmış olur. Başka? Kendini tanıdıkça sorumluluk yüklenir. Mesela yaşlarda şu çok geliyor bana. Abi çocuk sorumluluk almıyor.
yanaşmıyor, evlenmiyor, işe gitmiyor, evden çıkmıyor. Bütün soruların cevabı şudur. Hani ölüm korkusu vardı ya, ölüm korkusu sorumluluk korkusudur. Sorumluluktan kaçıştır. O da insan elini ovuşturup ölümü bekleyen, şey bir aruz diyen, evlilik gecesi diyen ölüme, o da insan. Uzun yaşamak arzusu şeytanın özelliğidir. Şeytan devreden dışı çıkarsa uzun yaşam arzusu olmaz. Çünkü Adem Aleyhisselam da şeytanın yeryüzüne inmeden son isteği, Adem Aleyhisselam, Allah'ım ben nefsime zulmettim, beni affet dedi. Şeytan, Kur'an'daki ifadeyi söylüyorum, mealen söylüyorum, beni sen azdırdın dedi. Suçu Allah'a yükledi. Hani var ya, biz de yapıyoruz, Allah'a suçlu yapıyoruz. Niye derse gelmedi? Nasip olmadı işte. Yani Allah mı suçlu senin için derse gelmemen? Allah nasip etmedi, sen de derse gelmedin. Yani Allah derse gelmeni nasip etmemiş yani. Demiyoruz ki öyle. Öyle demiyoruz. Allah her fırsatta Allah'a suçlu yapıyoruz. Öyle bir tövbe ister ki bu. Öyle bir tövbe ister ki Allah'a suçlu yapıyoruz. Paldır küldür evleniyoruz. Allah nasip etti diyoruz. O ki Allah dediği mutlak sen yapacaktınsa, o zaman haşir meydanında verin kaderinizin hesabı olur, yaptığınızın verin hesabını demezdi. O zaman niye söylüyor? Şöyle şöyle birisini seçin. Hiç demezdi, ben size hükmü veririm, kalbinize bir neyi koyarım, evlenirsiniz, öyle dalin amin olur. Nasıl bakacağını demiyor mu? Yani yorumlamamız çok tuhaf yani. Şöyle baktığımız zaman, mesela ölüm korkusu sorumluluk korkusudur, sorumluluktan kaçıştır. Uzun yaşama arzusu şeytanlıktır. Şeytan istedi bunu. Ne istedi? Elini kaldırdı Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, beni affet. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın, kıyamete kadar ömür ver dedi. Uzun ömürlü yaşamak kaliteli olsaydı 63 sene yaşamazdır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 7000 sene şeytan yaşayacak. İnsanlık Adem Aleyhisselam doğdu. Mekke'deki çoban son kıyamet kopma o adama olacak. Beşer tarihi 7000'dir. Daha öncesi de var bu melunun. 7000 bu kadar yaşamış. Gene ömür istiyor. Tamam. Şeytan insana ne kadar hakimse o kadar uzun ömür ister. Müslüman ne ister? Sabimi. İşi fark etmiş. Bereketli Rizan dairesinde ömür ister. Allah'ım Rizan dairesinde. 500 sene kereste, kütük, çınar yaşamaktansa bir saat insan yaşar. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak önemli. Mesela kendini tanıdıkça çocuk evlenmiyor, işe gitmiyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu sorunun cevabı da bu. Kendini tanıdıkça sorumluluk yüklenir. Yoksa hem sorumluluktan hem de kendinden kaçar. Aslında sorumluluktan kaçmıyor. Kendinden kaçıyor. Başka? Ne kadar bilirsen o nispetle o kadar az bildiğimizi anlarız. Bak, ne kadar bilirsek o kadar cahil olduğumuzu anlarız. Ne kadar yüksek bilirsek o kadar az bildiğimizi anlarız. Yani cahil olduğumuzu ilmimizle anlıyoruz. Cahilliğini anlamak ilimdir. Cahilliğini anlamayan cehli mürekkeptir. Ne kadar bilirsen o kadar cahil olduğunu anlarsın. Demek ki cahilliği bilmek ilim gerekiyor. Cahil olduğunu bilmek ilim lazım. O da bir meziyettir. Bilmemek değil, bilmediğini bilmektir der Gazali. İlim oradan başlar diyor. Doğru düşünebilmenin bir yolu da tasavvuruna çok doldurmamaktır. Yığınak yapmamaktır.
ansiklopedik bir adam olmamaktır. Onu bizim uydurduğumuzdur. Onu da bilsin, onu da hayır. Az olsun, sade olsun. İnsanın her bir terk edişiyle, terkleriyle bir haramı ya da ciddi bir sıkıntısı yok olur. Öyle doğru bir... Efe gelin korkmayın bana, benden zarar gelmez. Efe yanaşın bana. Şöyle bir sıkışırsak. Gelin. Daha gel. Yanaş. Bir de okuyorum. İnsanın her terk edişiyle, Allah'ın terk et dediği şeyler var ya, terk et deyişiyle ya bir haramı ya da bir ciddi bir sıkıntısı yok olur. Terk ederek. Çünkü bir yalanı, yanlışı kaldırmak bir doğru yapmak gibidir. İman etmek için terk gerekiyor. La ilahe illallah sonra oluyor. La ilahe putları kaldır, illallah gelecek. İlk önce terk vardır. İbadetten önce terk vardır. Takva, menihattan ve günahlardan iştinab etmek. İkisi de lügatta aynı. Oysa dağlar kadar fark vardır. Menihat, defi mefasittir. Günahlar ise terk-i kibayirdir. Bir tanesi terktir, terk. Haramları terk, farzları yapmak. İlk önce terk geliyor. O zaman insanı hür yapan terklerindir. Ne kadar terkler varsa o kadar elimizdeki kelepçe kalkmış olur. İnsan farzlarla Allah'a yanaşamıyor. O zaten vazife. Neyle yanaşıyor? Nafilelerle. Nafile de terklerle olur. Gafleti kaldırmakla olur. İlk önce la ilahe putlar, putlaştırdıklarımızı kaldır. Sonra illallah. Yolsuz hedef, hedefsiz yolda bir manası yoktur. Bir şeyi hayatımıza gaye yaparsanız o hayatımızdan daha kıymetli oluverir. O da sizi gömer. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatımıza bir şeyi gaye yaparsak hayat vesile, gaye asıl olur. Hayatı gömer. O zaman hayat anlamsız olur. Anlamsız hayatın önüne de intihar seçenek olur. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. O zaman hayata öyle bir gaye vermek lazım ki hayat onun uğruna yaşamaya değsin. Hayata hayattan daha basit bir şey hedef gösterirsen hayat anlamsız olur, intihar seçenek olur. Anlamsızlaşan bir hayat. Anlamını yitirmiş olur. Son iki cümle. Ben denedim. Ben kendim denedim. Doğru ve yanlış size aittir. Kanaata itiraz edilmez. Herkes denesin bakalım. Hatırladım. Ben denedim. Köyde veya az insanların yaşadığı yerde olan insanın kalabalık büyük şehirde yaşayan insanlardan daha çok korkar kabirde. Ben denedim. Bu neyin nesidir? Çünkü çeşitli bölgelerde vazife yaptığımdan dolayı malum biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Yurt dışı dahi köylerde de Kabir cenazedir. Kabir cami vazifeliğidir. Kâh medreseciliktir. Çok çeşitli yerlerde vazife yaptım. Bu tabii bu tecrübemi paylaşıyorum. Köylerde yaşayanlara göre şehirdekilerin kıyas ettim. Hangisi daha çok korkuyor diye. Şehirde yaşayan insandan daha çok korkar. Tek az olanlar. Çünkü kalabalık şehirde yaşayan yalnızlığın ne demek olduğunu fikrini bilir ama yaşamadığı için hissi yoktur. Şehirde yaşayanlar kalabalıkta gömüldüğü için ölüm endişesi pek olmaz, korkusu olmaz, hatırlamaz. Çünkü karabalığa kel saldım çayra, Mevlam kayra diye. Ötekisi ise yalnızlığı biliyor köylü. Yalnızlığı bildiği için daha duyarlıdır kabire, ölüme. Ölümden daha korkar, daha hazırlıklı olur. Şehirdekilerin karabalığa sardığı için kendisini, yalnızlığının ne demek olduğunu, kabir tek gireceğini bilemez. Yani fazla fikren söylediğin zaman hatırlar ama hissi yoktur pek.
Herkesin bittiğinde sen yoluna devam edeceksin. O an ise ölümdür. Bir daha. Herkes bittiği yerde sen yoluna devam edeceksin. Herkes diyecek ki benden buraya kadar. Ama sen yoluna devam ediyorsun. O an ölümdür. Yüzün geleceği, aklın geçmişte olsun. Hakikatin sureti dimağda, hakikati kalbinde, mahiyeti ruhundadır. Kapsız sırf akıl, yani kalp olmadan sırf akıl ile bakmak, karanlığa bakmak gibidir. Çünkü dimağdan gelen çekirdek kalp toprağından eşinama bulmaz. Yani kapsız akıl, karanlığa bakmak gibidir. Son cümlem, hürriyetin kadar güçlüsün, o da teklerin kadardır. Ne kadar teklerin var, o kadar elindeki kelepçelerden kurtulmuşsun demektir. Yani ne kadar hürsün, ne kadar teklerin varsa, bu hapisle alakası yoktur. Ustad dediği zaman, hapisteyken dışarıdakilere hükmediyordu. Demek ki hür olmak, dışarıda ve hapiste olmak hür değildir. Kafasında hapis olan adam köle insandır. Maçsız yapamayan insan köledir. Televizyonsuz yapamayan insan köledir. İnternetsiz yaşayamayan insan köledir, köle. Eline palanga vurulmuş, hürriyet elinden alınmış. En büyük delili yapamadan, yapmadan duramamasıdır. İstemediği halde yapmak zorundadır. Bu kölelik değil midir? Ben ne zaman ben olursam o kadar hür olacağım. Ben ne zaman ben olursam bir başkası ne derler diye yaşamasam, ne derler diye araba alıyor, ne derler diye para kazanıyor. Hatta %90 üniversiteyi ne derler diye okuyor. Ne zaman ben istediğimi ben yaşarsam o zaman hürüm. İnsan bu pencereden bakalım şimdi. İnsan bu malzeme burayı okuyarak çıkarttı. Gelmeden önce bu buraları okudum. Sonuna kadar dedim ya zaten bir paragraf ancak okuyabileceğim. En sondan beri şuna baksınlar. Şimdi bu malumatla bak bakalım. Yani bak kendini bu cümle ilk giriş. Kendini ne kadar tanırsan neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını bilirsin. Kime karşı, kimin yanında olacağını da ancak kendini tanıma nispetinde bilirsin. Şimdi bak, insan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. Dokuzuncu sözde diyor ki, insan, insanlığı kainatla alakadar etmiş. Kainatla. Sığır, gözlük derdi yoktur. Ayakkabı derdi yoktur. Tamam. İki şey vardır. O da boldur. Ot ve su. Eve bile ihtiyacı yok. Tamam. Şimdi insan öyle mi? Yerin altındaki madenden uzaydaki derinliklere kadar insanlık onu alakadar etmiş. İnsanlık onu alakadar etmiş. Suriye'de birisinin burnu kanasa sen burada hasta oluyorsun. Yanında sığır kesilse öteki sığır umrunda değil, otluyor. Sığır. Bazıları da bu sığır gibi yaşıyor. İnsan, kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. Burada 60 kilo, cenneti bile isteyene ver onu diyor. Allah'ı istiyor yani. Şu taşıdığı ruha bak. Kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada göre alem-i şehadet dardır. O aklı fikirlerini, o kalbi meyillerini, ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Burada yaşarken burayı istemiyor. Oraya istiyor. Bekaya meftundur. Bekayı istiyor. Bir gün cenazede ders yapıyorum. İnsan beka istiyor. Evet istiyor. Ölmek istemiyor. Sonsuzluk istiyor. İnsan ne istiyorsa sonsuz istiyor. Yani sonu yok. Böyle dedim bir tane tip çıktı böyle. Tipten çıkıyor ya bazı yerlerde modeller çıkıyor böyle. Garip garip. İnat olacak ya yani. Cenaze için gelmiş aslında gidecek de. Beka istiyor dedim. Evet istiyor.
İnsan özelliğidir bu. Herkeste var. Yani Sip Ahmet Mehmet'te değil. Genelde deyince çıktı. Hayır dedi, ben beka istemiyorum dedi. Yani tak diye soğuk su attı böyle. Dedim ki kardeşim, bu beka istemek insanlara aittir. Ne kadar insana benziyorsun. Demiştir o deli nereden geldi. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Allahu Ekber. İhtiyacatı alemin, 18 bin alemin her tarafına dağılmış. Nereye hapsolacaksın ya? Nereye gömülüyorsun yani? Kâh bir zevke, kâh bir arabaya, kâh bir telefona, kâh bir kadına, kâh makama, şöhreti ne bileyim ya. Hatta bazıları ömre gömülmüş. İndir bindir uzun yaşamak. Ya uzun yaşadın, şimdiye kadar yaşadın da ne oldu dedim yani. Bundan sonra bir tanesi, abi telefon eder misin? Babam kanser, hastanede yatıyor. Hem de en yakınım ha. En yakınım. Dedim ki, kaç yaşında babam? 67 yaşında dedi. Bak işte, namaz kılıyorduysa, korkma, ne korkuyorsun ölümden? Namazı var mıydı babanın? Abi yoktu. Lan benden niye dua istiyorsun? Yaşasa ne olacak ki? Yaşadı da ne oldu? Yani niye ağzıma getiriyorsun lafı? Ben yalan da he he diyemem ki. Çünkü dua ederken beş vakitte şöyle diyorum. Ya Rabbi, kime inşallah demişsem, kim benden ne istemişse, kim bana nasıl dua ediyorsa, kimi bende hakkı varsa, kim hizmet imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi hissesi varsa, onu ve bizi insi ve cinli şeytanların içinde semavi arz afatlarda muhafaza eyle. Cin, şeytan, erva kabise, mevadi şerire, nefs emarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eyle diye dua ediyorum. Ben nasıl sana inşallah diyeyim? Çünkü 67 yaşında yaşamış, namaz yok. Tamam da yaşasa ne olacak bundan sonraki? Sen de haklısın abi, vazgeçtim diye. Zaten etmeyeceğim ki. Yani namazsızlığı mı devam etsin? Allah'ın bu kadar rızkı. Yani normal adam da değil ha. Sevdiğim birisi ya. İhtiyar bak, ihtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Bak ben bu derslerden keyif alıyorum ya. Beni tanımlıyor ya, seni anlatıyor yani bu. Sensin ya. Bu et kemik mi zannediyorsun kendini? Ne var? Neredeyiz dedi bir tanesi. Bir tanesi dedi ya. Hocam dedi, Allah nerede dedi. Bedeninde, cesedinde, vücudunda ruh neredeyse Allah da ruhunun orasında. Yani buzun neresinde su varsa Allah da maddenin orasındadır. Esma-i Hüsna madde öyledir. Bir daha. Su buza neyse Esma-i Hüsna madde odur. Allah nerede? Bedeninde ruh neredeyse Allah da ruhunun orasındadır. Su buzu neresindeyse Allah da sana öyledir. Yani buz donmuş sudur. Donmuş esmayız biz, donmuş. Cilve, cemal, nakış sana. Esmanın donmuş haliyiz. Su donmuş, buz olmuş. Yakınlık uzaklık ne ki? Hani şah damarına daha yakınım. Yani suyu dondurduk, buz oldu. Esmayı dondurduk, insan oldu. Onun için nereye sahip çıkıyorsun? Ne uzunluğu kısa istiyorsun ki? Sen hangisi seninkisi? Hani bu sen senin misin ki? Sen sana hakim olmak adına ömür istiyorsun. Uzun ömür isteyen şeytan istedi. Bereketli Rizan dairesinde ömür isteyen Adem istedi. İstediğini seç. Ne yapacaksın uzun yaşayıp ne yapacaksın ya? Şeytan dedi yani, bana uzun ömür ver. Bana bereketli ömür ver demedi ki. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Fesubhanallah. İhtiyaç değil mi ahiret? İhtiyaç değil midir Allah? İhtiyaç değil midir ebed? İhtiyaç değil midir kabiri çözümlemek? En büyük mesele kabir değil mi? İnsanın en büyük problemi kabiri çözmesidir ya. Kabir çözülmesi lazım. Kabir çözülmedikçe insanın psikolojisi düzelmez. Ne yaparsan yap.
Gene birisine denk geldi, şey yaptım. Böyle işimiz bu ya ben. Ya, şu kadın bu. Ölüyorum. Millet ki her gelen yok ölmüyorsun ya rahat ol ya ne ölüyorsun bak yaşıyorsun ne böyle. Her gelen öl demiş. Hala psikolojisi gitmemiş. Yani ben ölüyorum. Ben ölüyorum. O geliyor teselli veriyor. Ölmüyorsun ya iyisin falan. Doktor da öyle demiş. Bir şey yok. Bana bir gelsene dediler. Ben de gittim. Neyin vardı? Ya ben ölüyorum dedi ya. Ben anlamıyorlar. Tabii ki öleceksin dedim ya. İlk defa ben söylüyorum onu. Ya ölmeyecek miydin? Peygamber öldü de sen mi ölmeyeceksin? Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? E şimdi sen ölümü çözmen lazım kardeş. Namazın var mı dedim. Bak şimdi hayır. Yok. Tesettürün var mı şu andaki gibi? Yok. E tabii ki sen korkmayıp da ben mi korkacağım? Aynı böyle ha. Tabii ki korkacaksın. Adam gibi kalk. Ölümünün sahipleyeceğine abdestini al. Tesettürüne bürün. Namazına başla. Kazana da baş. Bak ölüm korkusu nasıl kalkar. Tabii ki öleceksin ya. Adam gibi yaşarsan ölmeyeceksin. Tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur, ıtlak-ı ruhtur. Ölüm yoktur, ruha yoktur. Nefse vardır. Küllü nefsin zayikatır mer. Ruhsal hayatı yaşarsan, ruhunun arzularını yaşarsan, o tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur, ıtlak-ı ruhtur. Yani geçiştir, ona ölüm yoktur. Ölüm bedenedir. Bedeni yaşarsan müjdeler olsun öleceksin. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Arzuları ebede kadar uzanmış. Şuna bak ya. Nasıl bir tefsir ya. Keyif veriyor adama ya. Arzuları ebede kadar uzanmış. Ya Rabbi alemin ya. Elhamdülillah. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. İnsan ya. Gidiyorsun telefona gömülüyorsun ya. Ulan bu kadar basitlik olur mu ya? Her şey o. Daireye gömülüyor. Niye faize giriyorsun? Bir daire. Onun için mi yaratıldın ya? Niye hayatını berbat ediyorsun? İçsel alemini. Niye faize bulaşıyorsun? Otur lan kirada. Zaten yakında öleceksin. Dişini sık. Başkası için niye kabirde azap çekeceksin? Elin kızına. Ya oğlun varsa elin kızı gelecek. Tamam. E kızın varsa elin oğlu yiyecek. Niye böyle hayatın bulaştırıyorsun? Hayatında niye kaybediyorsun? Kaç sene yaşayacaksın ya? Günah değil mi ya? Ne bulaştırıyorsun faizi ya? Faizin her türlüsü ama bitti. Her türlüsüne uzak dur. Ustad ne diyor? Şakirtlerine kapısından girmeyi zevreder. Abi şöyle bu yapıyor bile. Ben anlamam kardeşim. Bediüzzaman Asıl İmamı. Kapısından girmeyin istiyor. Tamam. Mecbur olmadıkça fabrikadasın, maaşını alıyorsun bilmem. O değil kasıt, o değil, onu sorma bana. Faizle bulaşma kardeşim. Abi şu kadar yapıyorlar, enflasyon altındadır. Anlamam kardeşim. Ya. Bak, Türkiye'nin en büyük faiz şey yapılan yer Hassan'ın bir nahiyesi. Ben araştırıyorum kardeşim, araştırıyorum Hatay. Hassan'ın neydi orası? Hassan'ın bir nahiyesi. İtima dedin Kırıkhan'a yakın. Kırıkhan'a ne kadar yakın? 35-37 kilometre. Kırıkhan'a ömrüm geçti. Türkiye'nin en çok faiz alan, faizle uğraşan beldedir. Merak ettim. Girin internete, Google Evliyası'na. Türkiye'de en çok faizle bulaşan hangi beldedir? Bak neyi anlatacağım size. Öyle bir yer ki adam diksen çıkar derler ya toprağa. 4 defa ekim yapılıyor. Toprak hiç boş kalmıyor. Devamlı ekim. Türkiye'nin en kötü, en sıkıntılı ilçe de o. En berbat da o. İntiharlar mı dersin, çevrelerimizin bir sürü ahlaksızlar. Çünkü faizin getirmiş olduğu pislikler en çok orada. Niye burada en çok faiz burada tarla o kadar verimli diye araştırdım. Ne çıktı biliyor musun? Niçin? Türkiye'de kursu olduğu yerdir. Çünkü faiz almak helaldir. Tabi. Darul Arp diyorlar. Oysa Asıl İmam Bediüzzaman bu memleket İslami'de baykuşların seslerini işitiyoruz diyor.
Savcıya diyor ki bu İslam memleketi ne diyor. Gazetecilere diyor ki burası Yahudi memleketi değil, bu İslam memleketidir. İmam-ı Şafii diyor ki bir mezar taşı dahi kalsa Darül İslam'dır. En çok kursun olduğu yer, en büyük faizlerin olduğu yer. Ben uydurmuyorum, bakın çünkü görürsün. Faiz helaldir diyor. Din adına diyor. Bak ne hale gelmişler. Asrın imamını dinlemesen seni bak nereye sokarlar. Şadi Şirazi diyor ki, kimin rehberi çakal olursa, onun burnu pislikten, söylüyor da ben isim koyamıyorum. Onun burnu X'ten kurtulamaz diyor. Çünkü o burun oraya götürür. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi Aktepe. En çok faizin alındığı belde. Küçük yani şey olarak, tabii ki İstanbul daha büyük şey ama nüfusuna göre en çok olduğu yer. Evet. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Allah Allah. İnsan ya. Bir de din adına insan ifsat edilirse işte FETÖ'de öyle. Bir tanesi diyor ki profesör, dal başkanı Hasan kardeş, bunları söylemek ihtiyaç mıydı? Münafık niye dedin demek istiyor. Doğru, senin böyle ihtiyacın yok. Ben vazifeliyim de ondan. Öyle mi ya dedi falan. Nasıl bir vazife? Senin vazifeni bilmiyoruz. Her bir Müslüman bildiğini diğer bir Müslümana anlatması vaciptir hukukta. Senin bildiğini musallada mı söyleyeceksin? Haşir meydanda mı söyleyeceksin diğer Müslümanlara? Hayatını Müslümansan hayatın rızk altında olacak. Öyle rahat yatamayacaksın, yatmayacaksın. Öyle aman şu dokunmasın, o dokunmasın konuşma, öyle bir şey yok. Allah Resulü hayatını rızka atmadı mı? Bediüzzaman ne diyor biliyor musun dedim. Şualarda diyor ki 13. şuada, 14. şuada. Bu adamın ne olduğu adına desek, her gün onlar demiyor, yüzlerce kişi asılsak gene diyor, ucuz düşer diyor. Bunun ne olduğu söylemek adına, öyle varsa ben özür dilerim senden dedi ya. Ya, ustad diyor, her gün yüzlerce demiyor, onlarca demiyor, yüzlerce kişi asılsak yine ucuz düşer. Ben size ne zaman diyeceğim ki bu faizin haram olduğunu, dini bir cemaat din adına haram işlettirdiğini, dini bir cemaat vatana ihanet edildiğini, İslam hukukunda Hazreti Ali'nin sözünü orada da kullanıyorlar, vatana ihanet eden affedilemiyor, affeden de haindir diyor hukukta. Vazifeli bir memurun ihanet edeni affetmek, o da ihanettir. Vatan hainini affetmek. Çünkü her şey, İmam Ali diyor ki her şeyi affediniz ama vatan hainini affetmeyiniz. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder insan. Niye kardeşim bunları sokuyorsun arada? Defi mefasıp celbi nefa, ikisini beraber götürüyorum. Ders yaparken 6 yöntem takip etmeye çalışıyorum. Ders yapan sen de öyle yap. Esma-i Sitte Risalesi. İlk önce Kuddus, sonra Abd, sonra Hakem, sonra Fert, sonra Hay, sonra Kayyum. Yöntemini kullan. İlk önce defi mefasit, Kuddus, sonra Abd, doğru ve yanlışı söyle. Sonra Hakem, umumu hukuktan bahset. Sonra Fert, onu inşa et. Sonra hayatına gaye göster. Sonra Rabbini inşa ettir. 6. Öyle rastgele konmamış Esma-i Sitte Risalesi. Aileyle münasebet kurarken gene bu yöntemi kullan. Üstad neler koymuş. Allah'ım ya Rabbi, sana nasıl yakışıyorsa ustadıma öyle muamele et. Amin. Ya ne yapacaktık ya? Din adına bak neler yapılıyor. Ya bizim de böyle bir kandırılsaydık din adına. Harama helal deseydik ya. Müslümanları öldür, cihattır deseydi bize ya. Böyle bir şey batıl olsaydı.
Müslüman üzerine bombayı yağdıran değil mi ya? Din adına değil mi? Din adına yapmadı mı? Ya. Din adına bunlar yapmadılar. Dinle kandırmadılar. Öyle tabii bunları da görünce, istikameti de görünce var ya bu kadar sistemin içinde istikamet. Yani hepten acayibime gidiyor. Sonra diyorlar ki niye öpüyoruz? Kara kalpli insanların ellerini öpecektim bunu öpmeseydi. Kara kalpli, fasık insanın, art niyetli, böyle zalim insanların ellerini din adına öpecektim. Hakikati öp. Oradan gelen diyor cevizin bağlayan mendil bile öpülür diyor üstad. Sonra o padişahtan gelen bir hediye düşün. Değil cevizini diyor, cevizi bağlayan o mendili de öpülür diyor. Hakikat adına. Tabii içim dolu olduğu için istikametsizlik. Öyle istikameti görünce de keyif veriyor. Nereden biliyorsun istikamet olduğunu? Elhamdülillah bak din adına haram yaptırmıyor. Hadiseler içerisinde nasıl sahili selameti gösteriyor? Şöyle diyor, onu da ezberimde söyleyeyim, Latince'de yok, Osmanlıca'da var, gayrimüteşhirde yoktur Latince'de. Hüsrev abinin cümlesi. Mekanı cennettesin Cenab-ı Hak. Amin. Diyor ki, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, hadisatın dağlar varı dalgaları arasında sahili selameti çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim, diyor. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, allak bullak cemiyet, hadisatın dağlar varı dalgaları içerisinde sahili selamete çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim? Yoksa etmeseydin, vücudun onlar berbat edecek. Ya, elhamdülillah. Beş vakit namazda ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Allah'ım ilmimi artır demiyoruz. Ne artırdı da ne oldu, ne işte kullandı? İlimle dalalete gidenleri görmüyor muyuz? Tarih boyu bunlar mezarlıklarla doludur. İlimle dalalete giden mezarlıklarla doludur. Sadakatta bir tane dalalete giden yoktur. İlimle dalalete giden inne mahututi ala ilmin demiş. Karun'dan tut, Firavun'dan tut. Hepsi ya, Nemrut da öyle. Cahilden, kötürüm adamdan Firavun olmamış ki ya. Ebu Cehil. Belam İbni Bahura da 200 tane yanında adam var sürekli ne söylerse yazıyorlar. O da Belam bin Bahura. Evet, Belam bin Bahura. O da aynı şekilde. Erzurum'da Aslan Tepesi'nde gömülü. Belam bin Bahura. İlk böyle ismi azama mazar olmuş, tarihte ilk inkarcılık kitabını telif eden zattır. Ondan sonra ilk önce ne dua ederse, beddua ederse tutuyordu. Ondan sonra dediler ki Musa'ya beddua et. Olur mu ya demiş. Belam bin Bahura ya meşhur Kur'an'da da geçiyor. Belam. Hadiste de geçiyor. Ne diyorsa duası kabul oluyor. Olur mu ya ben Musa'ya nasıl beddua ederim dedi ya. Ben bu halimi ondan zaten aldım. Ondan sonra baktı yemedi. Karısına girmişler Firavun'un şeyi. Karısı da seni terk ederim dedi. E bu kadın kardeş. Din terk edilir ama kadın terk edilir mi ya? Tövbe estağfurullah öyle yapmış adam. Kadın dedi ki ben seni bırakacağım. Kadına da Firavun neler vaat etti, neler. Neler gördü o gece, neler. Adam tamam demiş. Gitmiş tepeye Musa'ya beddua edeceğini Musa Aleyhisselam vahyeni aldı. Tam edeceği zaman kurtarmaya çalışıyor Musa. Ne yapıyorsun dediysen Allah'ın peygamberine ve bu hale gelmene sebep olan ben Allah'ın Resulü değil miyim? Bana nasıl beddua edeceksin dedi. Vazgeç dedi. Ederken dili uşkurluğuna kadar uzanıyor. Ve durmuyor düşmanlığı. Diyor ki Musa'nın ordu geliyor. Onu bir şekilde yenersiniz diyor. Ordunuzun önüne diyor. Bak dili çıktı aldı. Bak kadından gitti ya. Ordunuzun önüne karılarınızın en güzellerini koyun dedi. Komutanlar onlara takılacağından ordu diye muvaffak olamaz. Zaten öyle yaptılar. Musa Aleyhisselam ordunun çoğusu, yarısından çoğusu aldandı ama azı galip geldi. Belam bin Bahura. O da böyle duası, bedduası kabul oluyordu.
Sonra saltanat-ı dünya için helak oldu gitti. İstikamet yani. Bir dostunu görmeye muştak olduğu gibi insan Cemil-i Zülcelal'i de görmeye muştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, değil mesela çocuğun içeride, gurbettesin, 10 sene yoksun. Mesela havalimanına indiğin zaman evine yaklaştıkça heyecan olmuyor. Evini sevdiğin kadar ahireti seversen kabirde böyle olur. Ahireti bilmediğimiz için buradan ahiret farklı gözüküyor. Acaba bazen merak ediyorum. Oradan bu tarafa baksak burası nasıl gözüküyor? Burayı zindan gözüküyormuş. Allah söylüyor çünkü. Zindani dünyadan bostani cinana, değil mi? Oradan bu tarafa Allah baktırıyor. Gurbette olan bir insan evine nasıl muştaktır? Biz de gurbetteyiz. Aslı vatan değil ki. Ey Adem oğlu, aslı vatanına bir ithaldir diyor. Aslı vatanına döneceksin. Buradan bir şeyiz ya, misafiriz. Biz bakma yani, kiracı gibi oturmayı becerememişiz, ev sahibi gibi olmaya çalışıyoruz. Ev sahibi gibi oturursak çıkması zor oluyor işte. Cemil-i Zülcelal'i görmeye muştaktır. Allah Allah. Allah'ı görmeye muştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak ebediden kurtulmak için, yani bir de ayrılık belasından kurtulmamız lazım. Yani her zaman mı başımızda bu bela olacak ya? Her gün ölüm şeyi var, firak var, ölüm var, mezarlık var. Ya bu bitmesi lazım ya, böyle yaşanır mı? İşte vefat edince bu kurtuluyorsun bundan. Artık firak yok, ölüm kaygısı yok, endişe yok. Allah Allah, ne güzel bir alem ya. Bunu sanki söylerken ben ölmeyeceğim ya. Ölüm korkusu, bir daha söyleyeyim yeni gelenler için, sorumluluk korkusudur. Sorumluluktan rahatsızız. Sorumluluğumuzu pek yapamadığımız için o sorumluluk hesabı korkusudur, ölüm korkusu. Diyor ki, berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak. Dünyanın kapısı. Ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak insan. Çok garip şeyler bizi bekliyor. Ölüm o kadar güzel ki, ben külliyatta ölümü topladım, ölüm dersim var. Ölüm o kadar güzel, o kadar güzel. Sonra şu soruyu sordum. Ben niye korkuyorum? Şöyle bir misal vereyim. Şimdi bir adam, bir delikanlı bir kızı seviyor. Veya bir insan fabrikasını çok seviyor, yatırım yapmış. Kızı seviyor, kız dese ki ben seni sevmiyorum. Hem de kızı öldürüyor, bir de kendisi de ölüyor, intihar ediyor. Ve en azından kendisi intihar ediyor. Onu ele geçiremedim diye. Fabrikası var, iflas ediyor. O servet olmadı diye intihar ediyor. O fabrika için. Öyle mi değil? Ahireti için dünyaya kıyas ettiği zaman Cenab-ı Hak dünyaya zindan diyor. Acaba bir delikanlı kız için intihar ediyorsa huriyi görse ne yapardı? Huri ki Allah Resulü diyor ki şu saçından bir tanesi gelse de hadis bil mana, bir tane kılı gözükse nurundan kainat nura gark olur, gören göz kör olur diyor. Şöyle düşün, fotoğrafçılarda fotoğraf çektirmiyor musun? Şimdi o şiddetli lamba var değil mi böyle? Sonra dayanıyoruz 10 saniye. O şiddetli lamba 100 katına çıksa göz görür mü? Kör olur değil mi gözün? Neyle kör olur? Karanlıktan değil, nurdan. İşte huri o kadar nur ve nurani ki gözler kör olur. Şimdi bunu görse bir kız için intihar eden huri için ne yapar? Çabuk kavuşayım diye. İşte intihar etmesinler, çabuk oraya kavuşayım demesinler diye Allah o alemi kefenle, mezarlıkla kapatmış. Güzel, biliyorsunuz örtülür. Erkekler örtülü değil, kadınlar örtülü. Çünkü güzel onlar. Ölüm peçesi. Güzel, he? Ölüm peçesi. Ölümün peçesidir diyor. Ölüm peçeymiş.
O alemin peçesi, ölümün peçe. Üstad ölümün peçesidir diyor. Ölüm peçedir diyor. Güzelliği gözükmesin. Kimse kalmaz bu sefer burada. Bir fabrika için intihar eden adam 500 kat dünya kadar bir saltanatı dünyeviye daha verilecek. Cennetten hariç. Ne yapar bu adam? Bir fabrika için ya. Kaynarca'da bir fabrika için intihar ediyor. İflas ettim diye. Şimdi düşün. 500 dünya katı kadar cennetten hariç sırf gezinti yeri sana verilecek. Böyle bir şey görse adam ne yapar? Mala düşkün bir insan. Hatta sahabe demiş ki demek kaburasına gelmiş. Ya Resulallah orada şey, çiftçilik var mı? Ne yapacaksın? Ekmek istiyorum ya Resulallah. Demek ki toprağı yokmuş. Demiş ki ben yani soru sorarken ve Resulullah'ın kullandığı cevapta adamın ruhunu anlamaya çalışıyorum. Cevapla meşgul değilim pek o da. Demek ki adamın tarlası hiç yok. Dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 500 arz kadar dünyevi böyle dünya kadar mülk verecek. Bu adam ekecek en son bıkacak. Diyeceksin bu da mı istenir? İstenir kardeş. Acayip bir şey ya. Neler bekliyor inşallah? Yeter ki istikametli olalım. İstikametli olmak için çok şey yapmaya gerek yok. Terk yapacaksın o kadar. İnternette, televizyonlarda muptela olma. Namazı vaktinde kıl, tesbihatını yap. 5-10 dakika risale oku. Hizbul Kur'an'ını, Kur'an'dan evradın olsun. Hizbul Kur'an. Bak dershanelerde elhamdülillah konuluyor artık. Hizbul Kur'an'la şeyin olsun. Tamam kardeş. Sana böyle bir cennet hayatı olması için havada uç, suda yürü denmemiş ki. Hani onu yapamadım ben kaybediyorum. Öyle bir şey denmemiş ki sana. Tesbihatını yap. 5-10 dakika risale oku her gün. 5-10 dakika dediğin şey ne demek biliyor musun? 5-10 dakika okumadığı için adam faiz helal diyor. 5-10 dakika risale okumadığı için adamın kitabını okuduğu için, videosunu okuduğu için vatan hain oldu. Hem dünya ahirete gitti. O 5-10 dakika dediğin şans-ı manevi basit bir teğedir. Ustad diyor ki basit bir telini devletin telini atarsan Keban barajından istifade edersin. Telin basitliğine bakılmaz. Kabul ediliş demektir. Kabul etmektir onu. Abi onların bazıları da okuyordu. Savcı da okuyordu. Kabul ederek, üstad diyor, İhlas Risalesi'nde. Anlayarak ve kabul ederek. Ya, kabul etmiyordu ki. Berzaha göçmüş %99 ahbabına. Ziyaret etmek. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri için diyor. Şimdi sağ olsa ve Hindistan'da olsa diyor. Ziyaret bir vuku bulsa diyor. Ben her türlü sıkıntıyı göğsüne girip onu ziyaret ederim. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peki Resulullah şimdi Kabe'de olsa. Gitmek istemeyiz mi ya? Sohbeti herkesi de kabul ediyormuş. Ha? Şimdi hacca gidenlerin de peştireyim şeyde varla. Ben bile etkilenim şimdi. Tamam. Şimdi Resulullah sağ olsun. Lan mezarlığı bize acayip buluyor ya. Değil mi? Şimdi böyle 124 bin peygamber var. 124 milyon evliya var. Hakikaten tanıdığımızın çoğu orada evliyalar. Şimdi kaç tane evliya biliyoruz desek yani bilmiyoruz pek. Parmağımızı sayamayız. Ama Gazali'ler orada. İmam-ı Rabbani'ler orada. Mevlana'lar orada. Şimdi ki böyle %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden kurtulmak için artık yeter de yani ikide bir Esselatu ve selamu aleyk. Kim öldü? Cenazeleri giderek bile yorulduk ya. Bunları bitirmek için, kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak. Dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına irticaya muhtaçtır insan. Böyle bir yani böyle bir Allah'a ihtiyaç. Allah ihtiyaç mıdır? Böyle bir dersimiz de var. Allah ne kadar ihtiyaçtır. Ben bazen böyle kafa yiyeceğim gibi geliyor. Mübalağa değil mi? Yani toplumsal bir cümle değil. Mesela dün akşam onlardan bir tanesiydi. Ya hiç mi böyle uyanmıyor? Hiç mi kabir öyle ne bileyim hiç mi fırına gitmiyor? Hiç mi o taş fırınlarda bir metre yükseklikteki şeylerle ekmeği alıyor, orayı hiç mi görmüyor? Hiç mi mezara gömülen görmedi? Yani
böyle bir veya hiç mi dişçiye gitmediğim, hiç azabı cehennem olmasa, sırf dişi delse cehennem olarak. Yok, cehennem olarak bu odayı verseler, ışıkta yanıyor, acıkma yok. Sonsuz burada duracaksın. Sonsuz. Acıkma yok, hastalık yok. Oturuyorsun böyle, sonsuz. Kitap mitap yok, o sonsuz burada oturacaksın. Hiçbir şey, kimseyle görüşmüyor. Sonsuz ha. Kafa yemek de yok orada. Cehennem olarak gitmez mi? Hiç mi uyanmıyor? Hiç mi böyle gece böyle canı şey yapmıyor ya, nefesi darlanmıyor? Ya o kabir deyince neyle teselli buluyor ya? Yani Allahsız nasıl düşünüyor şimdi onu? Dün 2.52'de kaldırdı beni. Ondan sonra bizim meçhul grubunda olanlar, WhatsApp grubunda olanlar, bunu anlattım, bu çıkış yollarını da anlattım. Başıma geleni anlattım. Yo, öyle de anlattı ki 2.52'de kaldırdı, 7.14'e kadar ayaktaydı. Boğuşa boğuşa, boğuşa boğuşa, ben ya psikoloji dersi bu. Sonra Allah bir çıkış yolu gösterdi. Hem bana hem o dersimi, onu dile getirdim. Böyle dertleri olanlara da paylaştım. Bunun çıkışı da budur. Böyle bir haleti. Allah ikram etti. Oh be. Keyif verdi ya. Elhamdülillah. İyi ki Risale varmış. Yani o mezun kalktığı zaman hiç mi kabir, hiç mi o işte fırın, o taş fırınını görmüyor? Adam oraya soksalar. Sonsuz. Devamlı dişini delseler cehennem olarak, azap olarak. Azap azap yoksa dilin dişini delecek. Var ya diş böyle diyor. Tepene vuruyor değil mi? Veya burada hiçbir şey yok. Burada oturacaksın, kapı kapalı, sonsuz. Daha çoluk çocuğunla görüşmeyeceksin. Sonsuz burada oturacaksın. Sonsuz. Ya bu, insan bunu düşünmeyin de sakın. İnsan sıkıntıya sokar. Kardeşim, dünyada bile yaşarken İman-ı bil ahiret ruhunu gıdalandırıyor. İşte bu sıkıntıdan seni kurtaran ahirete imandır. Ahirete iman bunun için ihtiyaçtır. Dünyada böyle sıkıntılara girdiğin zaman, o ihanetlere, zulümlere, kabir korkusu, ihtiyarlık, hastalık, kanser, bunlar tek çaresi, ilacı ahirete imandır. Merak etme, baki bir hayat var. Merak etme, Allah var diyor. O sıkıntını kaldıran ahirete imandır. Ahirete iman ne kadar yakın olursa bu tür şeyler olmuyor. Az olur yani. Mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak insan, dünyayı kaldırıp ahiret yerine kuracak bir, ve koyacak bir kadir mutlakın dergâhına intica muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana, bu cümleyi bitmek üzere, bak okuyorum şuraya bakın, bu kadar anlattık belki de bir 40 dakika, 50 dakika anlattım. Bak diyor ki şimdi hüküm veriyor. İşte şu vaziyette bir insana, yani bu anlatılan mezarlıktan bahsettik, insandan bahsettik, bahsettik de faizden, her şeyden girdik. Böyle bir insan, tamam. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak, yani mabut, yani kendisini yorumlayacak, yani dertlerini üzerinden alacak, yani fıtratını inşa edecek, yani fıtratına istikamet gösterecek, yani ona teselli verecek, hakiki teselli verecek, hakiki mabut olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, bir, her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla bir kadir-i zülcelal, bir rahim-i zülcemal, bir hakim-i zülkemal olabilir. Başka hiçbir şey tatmin etmez insanı. Çünkü insan kainat sürecinin neticesi değildir. Yani bir ağacın meyvesi beşeriyettir. İyi dinleyin. Bir ağacın hulasası meyvedir. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var ki o ağaçtan öncedir. Kökteki çekirdeğin aynısıdır. Meyve ağacın sonucudur ama meyvenin içerisindeki çekirdek ağaçtan öncedir. Çünkü ağaçtan önce olan çekirdeğin aynısıdır. Beşeriyet itibariyle, ihtiyaç itibariyle kainatın sonuncusuyuz. Ama insanın bir ruhu var.
bir Enes'i var, kainattan Cebrail'den öncedir. Her şeyden öncedir. Allah ile insan mabeyninde bir berzah yoktur diyor. Bunu fark ettiği anda gölgesinden korkmaz. Cennet, cehennem, ahiret, alemi berzah insandan sonra olmuştur. Ve Nur-u Muhammedi'den yaratılmıştır. İnsanın nurunda yaratılmıştır. İnsanın gölgesidir. Cennetten, cehennemden de öncedir. Sen öylesin. Ama beşeriyet itibariyle kainatın sonusun. Niye? Ağacın en sonu en camidir. Sen de şu bedende, ruhunda bir ene var, bir çekirdek var ki Nur-u Muhammedi'nin cilvesisin. İsmini değiştirebilirsin, şöyle diyebilirsin. Ben adım ne? Nur-u Muhammedi'nin cilvesiyim de. Cilve-i Muhammedi'yim de. Bu özelliğini, bu tarafında pergelini buraya koyarsan insan kainattan öncedir. Beşeriyet itibariyle, hayat itibariyle, bedensel hayat itibariyle kainatın sonudur. Böyle yorumladığını, cüz'i nazarını külli bakarsan, külliyete kaldırırsan, cüz'i hakikatini, büyük hakikati bak, külli hakikatla girmeye vesile yaparsan artık nazarın cüz'iyetten çıkar, küllileşir. Külli bakarsın, kabir gibi cüz'i meselelerle alakadar olmazsın, kurtarır seni. Cüz'i nazarını külli nazarına tebdil edince hiçbir hadise seni ezemez, boğamaz. Psikolojinin de temeli budur. Cüz'i nazarın kişi psikoloji niye bozuktur? Dipte kaldı olayın altında. Altında ezildi. Ama o nazarını hadisenin arkasına çıkarırsa hadisenin arkasındadır. Ne ezecek ki bunu? Bak, bedensel itibariyle hadisenin sonuncusuyuz. Ama insanda bir ene var, bir ruh var ki kainattan öncedir. O zaman cüz'i nazarını külli nazara tebdil ediyorsun. Artık o şeceri hilkat 18 bin alem insanın nurunda, Nur-u Muhammedi'de yaratıldığı için onun da cilvesi bende var. O hakikat itibariyle ben de kainattan önceyim. Kainattan önceyim. Nazarınla, külli hakikatla hadiseler bakınca hadiseler cüz'i olur. Hadiselerin büyük olmasının sebebi biz küçüldüğümüzdendir. Bak, hadiseler büyük gözükmesinin sebebi cüz'i hadiselere cüz'i baktığımızdandır. Hadiselerin küçülmesi, cüz'i hadiseye külli bakarsan hadise cüz'i olur. Baktığına göre değişiyor. Böyle bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bak nasıl yorumluyor? Rahim. O kafirde Rahman var. Ahirette Rahim olmayacak. Böyle bir Rahim-i Zülcemal ve bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat insaniyi ihsan edecek. Ancak bak, ne istiyoruz Allah'tan? Son cümlem. Nihayetsiz hacat insaniye. Ne kadar var? Nihayetsiz hacat insaniyeyi ihsan edecek. Ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Ancak bize Allah lazım. Allah'tan başka bizi doyuracak hiçbir şey yok. Cennet bile doyurmamış adamı. İstene ver onu diyor. Bana seni gerek seni dertliren külli hakikatını fark etmektir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız otur. Öyleyse mabudiyete layık yalnız otur. Ona bakacaksın. Kabiri de onunla düşüneceksin. Onsuz düşünürsen cüz'i nazarını, cüz'i şeyleri hasedersin, seni gömer. Ama Allah'ın rahmetiyle, Allah ile baktığın zaman cüz'i hadiseler cüz'ileşir. Çünkü külli bakıyorsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalamat. Allah'a emanet.